cevap Cevat Turgut. Beyefendiler Pegasus sormuşlar. Burada gene bakın şu turuncu çizgiye dikkat edelim. Bu dipten başlıyor. Buraya geliyor. Geçen haftaki düşüşe dikkat. Hocam başımıza bir 8, 5, 8, 13 vardı. Bir de başımıza 55 çıkarttım deyip duruyorlardır şimdi. Bakın bu yükseliş trendine bakın. Tamam. Geçen hafta o trendin altına fitili atıyor. Bakın görüyor musunuz? Kusursuz bir temasla 55 günlük hareketli ortalamasına dokunuyor. Oradan şak diye kalkıp bam bam diye yukarı geliyor. Şimdi bir kere majörde kısa kısa ee, vadede 8 ve 13 günlük hareketli ortalamaların üstünde. Biz 8 ve 13 günlük hareketli ortalamaların üstündeki fiyatlamayı trende tutun akımdan keyif al noktasında yorumluyoruz. Dolayısıyla Pegasus'ta bir risk tetiklenecekse 479 70 478 TL'lerin altında risk tetiklenir. Burası 479 ve 478 TL kırılmadıkça Pegasus'un hedefi 532, 581 ve belki de orta vade Borsa İstanbul 3 dolarların üstüne doğru bir harekete devam edecekse ki ben şahsen bunu bekliyorum. 643 TL olacaktır. Ama yatırımcılar lütfen şunu unutmasın. Bakın. Grafiğe şöyle bir karşıdan bakın. Burada ne görüyorsunuz? Çıplak teknik analiz bilmeye gerek yok. Net bir şekilde yükseliş trendi var. Ama yükseliş trendi bakın buradaki gibi buradaki gibi ve buradaki gibi zaman zaman düzeltmeler yapabilir. Burada yatırımcıların yapması gereken şey şu. Eğer siz kısa vadeli tradersanız 5 ve 8 günlük veya 13 günlük hareketli ortalamaların üstünde kaldıkça 532, 581, 643 hedeflerinden feragat etmeyin. Ama bakın şimdi buraya kadarı dinleyip bundan sonra dinlediğimi de duymamış gibi davranmayın. 532, 581, 643 hedeflerine doğru yukarı yönlü bir up sinyalin içindeyseniz de 8 veya 13 günlük hareketli ortalama kırılırsa da aşağıdan yerine koymak üzere bir miktar savunmaya geçme disiplininde olmayı mutlaka unutmayın. Dolayısıyla burada ulaştırma endeksinde Türk Hava Yolları ve Pegasus'ta diğer bazı şirketlerimiz gibi güçlü bilanço beklentilerini koruyorlar. Burada sadece bir şeye dikkat edelim. Bakın şurada bir Fibonacci direnci var. Bakın burada iğne atmış. Burada üstüne geçmiş ama kalıcılık olmamış. Ardından bu Fibonacci direncinde burada 3 gün savaş vermiş. Sonra dördüncü gün gene üstüne geçemeyince koy vermiş aşağıya. Şimdi ne yapıyor? Bakın gene o Fibonacci direncine gelmiş. Görüyor musunuz? Nokta temas. 532.40. Bakın günün en yükseği 532.40. İşte Fibonacci bu kadar büyük bir güç. Burada fiyatı baskılıyor. Burada da şimdi geliyor orada fiyata diyor ki hop bir dakika dur. Burada 532.40'da ben varım. Beni geçmen lazım. Eğer sen 532.40'ı geçersen bakın buyurun buradaki yeni koridorunuz burası. 532 TL'nin üstünde 581'i radara çekecek. Ama 581'in hedef olarak zamansal olarak tetiklenmesi 532 40'ların üstündeki kapanışlarda olur. 532 40 ve 581 TL Pegasus 478 ve 479'ların üstünde kalmaya devam ettiği sürece hedef olmaya devam edecektir. Ancak 532.40 geçilmezse şuradaki ayı boğa savaşı gibi bu geçişi başaramayan fiyat hareketli ortalamalara doğru şu şekilde şöyle kendini bir aşağı yönlü koy verme yapabilir.